aşısı olmuş bir kimseye üçüncü dozu yerli aşı yaparsak bir olumsuzluk yaşanmayacağıyla ilgili bir bilimsel veri var mıdır? Bunu da merak ediyorum. Şunun için ben bu kuşkuya şuradan düştüm. Bir arkadaşımız BioNTech aşı olmuştu birinci dozda. BioNTech aşı o ilde yok o an itibariyle. Hoş şimdi de pek yok. Sinovac oluver dedim. Olur mu öyle şey dedi. Yani birinci dozu Sinovac yapılmış bir vatandaşa ikinci doz BioNTech yapılmıyor. Birinci doz BioNTech yapılmış bir vatandaşımıza ikinci doz Sinovac yapılmıyorken inşallah ümit ettiğim yerli aşıyı bulduğumuzda çok arzu ettiğim yerli aşımız çıktığında daha önce Sinovac BioNTech olmuş insanlara bunu yapmanın bilimsel bir açıklaması var mı? Bunu merak ediyorum. Sayın Bakan, gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda sağlamaz demiş. Altına imza atıyorum Sayın Sağlık Bakanı. Gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda sağlamaz. Sayın Bakan, yalan dipsiz kuyuya benzer, söyleyen kuyunun dibinde kalır demiş. Altına imza atıyorum Sayın Sağlık Bakanım. Doğru söylemişsiniz. Yalan dipsiz kuyuya benzer, söyleyen kuyunun dibinde kalır. Şimdi Sayın Bakan kızıyor. Sinirli. Kendince haklı, ben ona çok hak veriyorum. Büyük emek de sarf ediyor esasen. Ama yumuşak başlı isem kim dedi, uysal koyunum. Akif'in dörtlüğünden bir mısra. Şimdi bu sözü kime söyledi? Sağlık Bakanı bence bu sözü muhalefete söyleyemez. Muhalefet yapıcı eleştirilerini sıralıyor. Gördüğü yanlışları, aksayan yönleri Sağlık Bakanı'na söylüyor. Sağlık Bakanı bu sözü Recep Tayyip Erdoğan'a söylemiştir diye zannım ve umudum var. Bize söyleyecek bir durum yok ortada çünkü. Yani mesajın Erdoğan'a söylendiği, gittiği konusuyla ilgili bir umudum var. Eğer bilim kuruluna da Sağlık Bakanı bunu söyleyemez, bilim kurulu Sağlık Bakanı'na ve Erdoğan'a böyle bir laf etmeli aslında. Yani yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum sözünün şimdi tam da bilim kurulu tarafından Erdoğan'a söylenmesi gerekir. Eğer Sağlık Bakanı bilim kurulunun edemediği bu lafı Erdoğan'a bilim kurulu nam ve hesabına yapıyorsa da ben bu lafı alkışlıyorum. Bunun da altını çizeyim. Şimdi burada tabii mesele şu, siyaset vaat işidir. İddia işidir. Ama sağlık ayrı bir iştir. Sağlığın iddiası olur da vaadi olmaz. Sağlık üzerinden siyasi hesap görülmez, yapılmaz, düşünülmez. Ben şimdi burada dört hatırlatma yapmak istiyorum. Bunları yaparken de samimiyetle söyleyeyim. Hem Sayın Sağlık Bakanı'na hem aziz milletimize. Vallahi de billahi de. Derdimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Bizim yaptığımız bunca eleştiri ve uyarılardan bir parça belki istifade edersiniz. Daha doğru iş yaparsınız. Ve böylece 83 milyonun sağlığına, yaşamına bir olumlu katkınız olsun diyedir. Yoksa Erdoğan'ı, AK Parti'yi eleştirecek bir ton malzeme odalarımızda, telefonlarımızda, dosyalarımızda birikti, var. Yeri geldikçe de yapıyoruz. Şimdi Nisan sonunda 100 milyon doz aşı elimizde olacak. Dedi, olacak dedi Sağlık Bakanı. Nisan'ın sonu bitti, Mayıs'ın başı ortasına geliyoruz. 100 bin doz aşı elimizde hiç olmadı. Hiç olmadı. 100 milyon, pardon. Rakamları bazen karıştırıyorum. Aşı programı muazzam bir şekilde yürüyor dedi Sayın Bakan. Yürümüyor. Yürümüyor. Bütün iddialarınızın aksine işte bir önceki iddianızda 100 milyon doz aşı dediniz. Mayıs'tayız. Topu topu 9 milyon kişi 2 doz aşı aldı. Bu da 18 milyon aşı yapar. Muazzam şekilde yürümüyor. Keşke yürüse. Yürümüyor.
Mayıs sonunda 105 milyon doz aşıya erişeceğiz dedi Sayın Bakan. Mayıs'ın bugün 6'sı. Orta yerde şu anda stokta 2 milyon aşı ya var ya yok. Bence yok. Bence yok. 20 günde 105 milyon doz aşı Türkiye'nin de olmayacak gibi görülüyor. Ve yerli aşı Nisan'da yaygın kullanıma geçilecek. Hem üçüncü faz olarak hem yaygın kullanım olarak Nisan ayı itibarıyla yerli aşıya başlamış olacak idik. Olmadı. Yerli aşı daha şimdi Nisan hedefi Eylül-Ekim'e revize edildi. Olmadı Sayın Bakan. Olmadı, yürümüyor, erişemedik ve geçemedik. Dolayısıyla bu konuda Sağlık Bakanı en son geçen hafta bir parça doğru bir şey söyledi. Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay güçleşiyor dedi. Ne zaman dedi? 2 hafta önce. Şimdi Mayıs sonunda tekrar çok olacağını söylüyor. Ya bir karar vermesi lazım. Sağlık söz konusu. Sağlık söz konusu. Tıpkı pazar yerlerini önce kapatıp sonra açmaya karar verip tonlarca sebze çöpe döküldükten sonra pazar yerinin açılmasının kimseye bir hayrı olmayacağı gibi birbiriyle çelişkili tutarsız açıklamalar. Sayın Bakan'a tekrar söylüyorum, kızacaksan, sinirleneceksen adresin muhalefet değil Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seni yanlışa sevk eden odur, dün söylediğim. Covid-19'la ilgili büyük bir sorun yaşandığında Erdoğan işin içinden sıyrılır, maazallah bütün fatura sana kalır. Ha, keşke Sağlık Bakanı hepimize, herkese şu vakit kızaydı. Lebalep kongrelerle Türkiye kırmızıya boyanırken Sağlık Bakanı sinirlenseydi, hiddetlenseydi, öfkelenseydi, kızsaydı, bağırsaydı biz de onun karşısında boynumuzu bükerdik. Tarikat şeyhlerinin cenazelerinde lebalep kongrelerde sinirlenmeyen Sağlık Bakanı muhalefet aksiyon yönleri söylediği vakit sinirleniyor. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Çin'den aşı gelmemesiyle ilgili de Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın durumunu mesele yapan muhalefeti eleştirmesi de bir garip durum ayrıca. Onun da altını çizip önüne bir soru işareti koyuyoruz. Değerli arkadaşlar, sokakta ve mutfakta yangın tüm hızıyla sürerken sarayda han-ı yağmada tüm hızıyla devam ediyor. Aile Bakanı